Ne zaman şu coğrafyada iki Türk büyüse hemen kan görmek istiyoruz. Yeter. Ne yeter? Bu Venezilos muymuş? Temiz Koloş muymuş? Neymiş? Lavuk var bir tane. Ha evet. O lavuk. Heh. Biliyorum o lavuğu, evet. Magali magali filan dedi. Benim beynim döndü, ikiye beşe bölündü. Ya o savaş istiyor ve bunu açık açık belli ediyor. Dünyadan da destek toplamaya çalışıyor. Bilmiyorum. Yani biz gelişen sanayimizi onu durdurmaya çalışacağız. Durdurabilir İstek miyiz? Mi? Durdururuz. Yani destek toplamaya çalışıyor ama ne kadar destek toplayabilir onu da göreceğiz. Vallahi her zaman garantörünüzdür. Siz de bizim inşallah olursunuz. Oluruz. Irak meselesi kapandıktan sonra bir tane garanti slotumuz var ya, onu da sizde kullanırız. Tamamdır o zaman, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Avrupa çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı. Biz Avrupa'da nasıl bir taraf alacağız bilmiyorum. Efendim selamun aleyküm Sayın Rauf Forbay. Sizinle görüşüyorum değil mi? Evet buyurun. Irak meselesini konuşmaya gelmiştim. Irak'ta sayın... mesele yok. Irak'ta anlaşıldı. Ben sizin için Irak'ı önden fethedeyim. Siz de bana bir ödeme yapın. Gerek döneminde yok. Yemenliler olarak Osmanlı'yla bir sürü paralı askerlik anlaşmaları yaptık. Biz Yemenliler paralı asker olmaya alışığız yani. Sizin için de niye olmasın? Gerek yok. Biz bunu zaten yapabiliriz. Asker kaybetmeyin efendim. Türkler asker kaybedeceğimi düşünmüyorum Irak gibi bir coğrafyada. O zaman iki cepheden aynı anda savaş ilan edelim. Siz daha kolay alın. Ona da gerek yok. Biz kendi başımızın çaresine iki cepheden zaten yine biz Kuveyt stratejik üstümüz olduğu için oradan da harekete geçeceğimiz için buna da gerek yok. Anlıyorum efendim. Peki bize Atatürk güçlenin gelin demişti. Şimdi aşağı yukarı biraz daha güçlüyüz eski halimizden. Arap Yarımadası'nın çoğunluğunu kontrol ediyoruz ve inanın bana daha genişlemeyi düşünmüyoruz. Belki izninizle tabii koloniciliğe adım atabiliriz ama bu küçük bir ihtimal. Büyük ihtimalle yapmayız. Altından kalkmak zor iş. Güçlü bir donanma istiyor. Biz de o donanmayı hani belki sizin yardımlarınızla kurarız ama şimdilik öyle bir şey ufuklarda gözükmüyor. Biz daha ilerleyelim. Ama sizin korumanızı rica ediyoruz. Bunu bize sunabilir misiniz efendim? Sunabiliriz evet. Irak'taki garantimiz kalktıktan sonra bunu sizlere sunabiliriz. Anlaşıldı efendim. Onun dışında bizden bir isteğiniz var mı ya da bir sorunuz var mı efendim? Koloniciliği yönelebilirsiniz. Sizleri durduracak bir devlet yok. Eğer ki Güney Amerika'ya giderseniz bence sizin için daha iyi olur. Güney Amerika çok uzak. Güney Amerika'ya gitmeyiz. Yaparsak Almanların toprağı var orada. Asya'dan yaparız. Ya da Asya'dan. Almanların mı var? Yani şöyle, Güney Amerika bomboş. Gidebilirsin bence. Anladım. Gerekli ülkelerle efendim, anlaşırsan. Düşmanlarımız kimler? Bizim bir düşmanımız yok. Henüz yok. Yunanlılar. Yunanlılar. Onlar evet. Zaten. Magalaydı. Adını söyleyemiyor ama istiyor işte. Magala mı diyor? Magala diyor. İşin gri bir donanması da yok. Yani donanması da yok. Donanması da yok. Zaten. Bakacağız. Yani fikri var ama işte fikri var yani. Şunu söylemek isterim ki efendim, eğer Kaçar Hanlığı'yla bir ortak ittifak kurarsanız bu ittifakta biz bulunmayı çok isteriz. Onu da belirtelim. Türk egemenliğini kabul ediyoruz. Bu sınırdaşlarımız arasından da en güçlü devlet siz olarak görüyoruz şu anda. Kaçar biz de Arabistan da tabii... topraklarının sizin ait olduğunu görüyoruz ve biz de sizden toprak istemeyeceğimizin garantisini veririz ilerleyen dönemlerde. Anlaşabiliriz yani. Bence de efendim, çok verimli bir görüşme oldu bu. O zaman kendinize çok iyi bakın. İlerleyen ittifaklarda görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Rauf Bey nasılsın? İyiyiz siz? Kötü. Neden? Böyle bir yarım saat filan önce Mokali Bey'le Yahya Bey et dönerciden çıktı. Vallahi bilmiyorum. Kendisi bize öyle bir şey olmadığını söyledi. Bizim için fark etmez açıkçası ya. Olsa da olur, olmasa da olur. Ha bir cephe, ha iki cephe. Ha TSK biraz daha ter döker, o kadar bir şey değiştirmez. Aynen öyle. Efendim merhaba. Merhaba. Efendim şu Irak'taki garantiyi gördük de, çirkin garanti, onu kaldırır mıydınız? Kaldırsam da sen buradan zaten hiçbir şekilde asker de sokamazsın, bir şey de sokamazsın. Sen burada yok musun? İmamlarla gireceğiz efendim. Yemen kardeşimle birlikte gireceğiz buraya. Yani şöyle sizin söyleyeyim. Hakkınız olan Musul'u size aittir. Tabii. Hayır. Biz Bağdat'ı ve Alcahra'yı da alacağız. Bunu İmam Yahya'yla da konuştuk, anlaştık. Eğer ki aksini söylüyorsa zaten yalancı bir insandır. Hmm, ya bu zaten diyorsunuz. Cingan ya, cingan ne yapıyor? Ama biz Alliance'a gireceğiz yani. Onu da söyleyeyim. Hmm, öyle diyorsunuz. Yani. Hmm. Sizlerin burada bir işiniz yok. Sizin gözünüz ufuklarda olmalı. Hollanda'da olmalı. Belçika'da olmalı. Gidip yeni dünya kolonilerinde olmalı. Küçük düşünmeyin Allah için. Zaten büyük düşünüyoruz efendim. Büyük düşünüyorsanız büyük işler yap. Yani o yüzden Irak meselesini boş verin. Irak petrol için önemli. Ben petrol. Dönerim dedim size. En sağlıklı müttefikiniz olarak. Karayılan. Ben bu yani, petrole ölürüm.
Veririz. Sıkıntı yok. Ben birebir vereceğimi söyledim eğer İngilizler bize iyi davranırsa. Ha, iyi. Biz kaçtık hadi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Pencik faresi. Kaçmamıştım. Sana demedim. Ah. İmam Yahya'ya dedim. Yahya ben de bak inanmıyordu bak. Gördün mü? Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olmayasın. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Onu görmüş tabii oluyoruz. Greek. Greek. Aa Yunan geliyor. Siz şey yapın. Yunan geliyor. Bir saniye dur. Daha önemli bir mesele var. Yunan geliyor. Sen garantiyi çek oğlum. Ben sen bana bir garanti şey atsana atayım kardeşim. Garanti at bana. Hiç deme diye söyledim ben sana. Yani sen İngiliz'deki garantiyi çektin mi? Ben çekerim zaten. Merhabalar. Merhaba. Efendim bizim sizden nacizane demandımız var. Megala. Megal değil. Magala'ydı. Magala evet. Magala. Efendim yeni isim bulduk. Güzel isim değil mi? Evet. Yani efendim şu an çok garip bir fokus var efendim. Büyük bir İtalyan'a size saldıracak fokus sayesinde. Garip. Yok öyle olmuyor. Ben de anlamadım. Garip bir şeyler yani efendim. Olaylar çok karışık efendim yani. İngilizler ekmeğini alıp çıktı bildiğin efendim. Dediler Trabzon'u Ermenistan yapıyorum dediler. Aya dediler. Sonra dedi hadi ben kaçtım dayı dedi. Bilmiyorum bu mantıkla fazla yaşamazsın ya. Efendim öcümüz yani yapacak bir şey yok. Çok kırıldık size. Siz bir çok denize döktünüz efendim. Sıra bizde değil mi artık? Dediğim gibi reddediyoruz. Hadi. Görüşmek üzere. Hadi. İyi günler efendim, iyi günler. İngilizler var, İngilizler. Yok hallettim onu. Nasıl hallettin ya? Kaldır. O kaldırdım. Ha. Kendi garantin vardı. Sen de mi yedim direkt? Neyse yapacak bir şey yok. Al girdiler sana. Lan. Neyi hallettin? Lan. Neyi hallettin? Beceremedik yani. Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Efendim eğer bize garanti atarsanız Yunanlar bize saldırdığı vakit Magalaide'ye geleceklermiş. Siz de Yunanları yani alabilirsiniz rahatlıkla. Yunanlıların Atina'yı Peloponnes yani eski Bora yarımadasını istiyoruz. Sizin için uygunsa zaten plan da buydu. Elbette. Ama garanti atmanız gerekiyordu ve savaşa girdiler bizimle. Girdiler mi şu an? Evet. Hızlı bir dönüş oldu. Ama kendilerini destekleyeceğimizi zannediyorlar. Peki. Yani bilmiyorum şu an kendileri zor durumda da kaldı zaten. Bulgaristan gibi çok kötü oldu şu an. Zaten bana çıkarma attı. Bana çıkarma attı ve çıkarması boş. Pek de geliyorum hemen. Ben oraya geliyorum. Yok bana sıkıntı yok. Çıkamaz. Boş yere çıkarma attı. Ordusu da ölecek. Efendim merhabalar. Merhaba. Herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok zaten Bulgarlar savaşa girdi. Bu adamlar öldü. Ama planlı bir çıkarma, organize bir çıkarma attı. O da rağmen kaybedecek gibi. Silah açığınız varsa kapatabiliriz. Silah açığım var. Ne kadar var efendim? 10.000. Bekleyin bir saniye. Başka bir açığınız var mı silah harici? Hayır. Yunanlara ben püskürttüm zaten. Onları nereye çıkarma efendim? Nereye çıkarma atacağını ben gayet iyi biliyordum. O sıkıntı değil. Ben şu an Yunan'a değil başka yerlere bakıyorum. Efendim ne oluyor size? Efendim şunu da kabul edin. Şöyle ben Alliance'a bir girip şu Irak Savaşı'na bizi almalarını isteyeceğim. Burada fırsatçı devletler var. Efendim çok kokuyor burada. Şu ittifakı alıp beni Irak Savaşı'na çağırır mısın? Yok ben vereceğim ya. Olsun çağırsın da beni savaşa. Ya da sen çağır bir şey yap. Ya çağırdım. Tamam kanka o zaman hallettim. Efendim başka bir şey ihtiyacınız olursa yazmanız yeterli. İyi günler. Teşekkürler. Yunanlara püskürttük. Ayıptır sorması siz Almanlarla işbirliği mi yaparsınız? Mecburen. Dönemi şarttır. Bunlar... Sen Yemen'e tercih ettin beni. Yemen'e tercih mi etmişim? Evet. Tercih etmedim. Garanti evet. Attın sonra evet. Üzerine savaş ilan ettin. Ben kime attım? Bana. Ben Irak'a yaptım bu işleri. Irak kim? Sormayın. Bilemem. Şimdi efendim biz Gajgar State'i yemek istiyoruz. Hoşt. Hoşt. Garabek artık konvalitin yani değerlendirildi. Yani Almanlar yetmiyorken bir de Sovyetleri mi karşınıza alacaksınız? O Gajgar her türlü dayanır size. Bence size yapmamanız dayanamaz. Gereken şeyler bunlar. Yani Yunan saldırısını biz tek başımıza püskürttük. Bulgarların... Keşke Yunan galip gelseydi. Bulgarlar da arkadan öyle güzel saldırdılar ki. Destursuz geldim için özür dilerim de Yunanlar çok içerlemiş. Çok güzel bir hamle yaptınız. Siz hak ettiğiniz topraklara ulaşacaksınız. Doğru zamanda doğru garanti attığınızı düşünüyorum ben. Biz ya biz onları püskürttük zaten. Nereye çıkarma atacaklarını ben tahmin ediyordum. Gördüğünüz gibi bütün çıkarmaları da öldü zaten. Zaten. Ana karısına ilerleyemezdim. Onu da siz yapacaksınız artık.
İtalyan köyleri bir iç savaş geçirdi ama. Bir daha mı? Bir iç savaş mı yaşadı? Nasıl? Evet. Yaşadı, ben yok ettim onları. Kendilerini şu an tuhaf biri yönetiyor. Gözleri böyle perfere bakıyor. Oğlum bu toprak bende kaldı ama. Ben de anlamadım. Bunu ben de anladım. Adada kalmış bu. Efendim, bir bakar mısın? Irak'la hem savaşıyorum hem de Irak'ı savunuyorum. Edemiyorum bunu. Bakın, Irak'a karşı hem savunma yapıyorum hem de ofansif yapıyorum. Ben de anlamış değilim. Ha, ben bu yüzden buna saldıramıyorum ben bunu. Beni çok fena oğlum, National Greg bana silah atıyor lan. saldıramıyorum ki ben. Şey değil mi bu? Bakar mısın efendim, National Greg bir yandan bana support atıyor. Bir yandan defansif oradasınız. Bakın, üstümüze bakın. Efendim, saldıramıyoruz biz Yunanistan'a. Hayır, onu demiyorum. Milliyetçi Yunan bana silah atıyor arkadaşlar. Çok komik bir şey bence bu. İronik olmuş biraz ama. Ben ona justify attım. Şey gireceğim, onu da bitirince zaten size çoğunu bağlarım. Ben sadece Akdeniz'de benim oradan alacak toprağım sadece Central Makedonya ya da Trakya. Bunu siz alırsanız geri kalanı biz alırız. Yani onu paylaşırız biz. Önemli değil, ben gördüğüm şey toprakta değil çok. Ben ekonomimi zaten toparlamış bir... Ya çıkarma dağıtarız biz ama onlarla savaşa nasıl gireceğiz? Attika'ya Vargol attım ama... O ne lan? Benim topraklarımda niye Santo Afrika ile şey savaşıyor lan? O ne? Evet. Bundan akarasına çıkılır ya, donanmasını kessin. Donanmasını kestiysem akarasına da çıkarım herhalde. Tebrik ederim. Tanrıyorum. Sen buradan toprak isteme. Kim? Ben seni İngiliz'e barıştırayım. O da olur. Atatürk'ün hayali gerçekleşmiş oldu Musul Atiksiz'de. Evet. İngilizle konuşacağım şimdi. Buyurun. Efendim, bu Kacarlarla savaşmaya gerek yok. Bırakın bu çocuk. Kacarları biz yiyeceğiz. Yok yok, Sovyet Birliği ile ters düşmeye ne gerek var? Gelin. Sovyetler gelene kadar biz onları yeriz. Gelir gelir, çok fazla ordusu var, gelir, yapmayın etmeyin. Ulan gelemez, 40'ta gelebilir. Ya 40'ta... Geleneksel dünya kurallarımız gereği. 40'ta ama şöyle bak. Sen, ben, oh! Bütün dünya petrollerinin ama, yarısı. Ama ödemeler, bizim ödemeler çok. Bizim kral çok yiyor para. Sen kral istemiyor petrol. Benim kral istiyor para. Senin kral istiyor petrol. Eğer petrol istiyor, verecek. Kajara, pis. Serdar. Serdar, bak. Serdar, o çocuklar nereye gitti Serdar? Hangileri? Serdar, Kafkaslardaki çocuklar nereye gitti? Onları, ben onların fili bırakılmasını istiyorum kardeşim. Oho. Serdar. Harbi Serdar'cım, onların 3'ünü 4'ünü nasıl anneksedin? Hangi PPV sen? Serdar, komitenden çık Serdar. Alayım, atayım sana whitebeast. Niye böyle olmuyor mu? Böyle olmuyor Serdar. Yani bu aranızda konuşursunuz. Olmaz. Eğer ki bizle de bir ittifak istiyorsanız, Türkler olarak bölgede, sizlerle komitene karşı da savaşır bu adam. Garibandır. Efendim, biz... Bakın, biz Yemen'le görüştük. Sen istiyor petrol. Biz Yemen'le görüştük. Yemen'le anlaşma yaptık. Mısır'daki haklarımızı Yemen'e devredip bu birlikten çıkacağız. Biz bu Afrika'yı görmek istemiyoruz daha fazla. Mısır'ı, Afrika'yı mı terk edeceksin? Mısır'ı satıyor musun? Kolonizciliğe başlayacağım efendim tekrardan. Satıyor musun? Satıyorum. Kaça satıyorsun? Ben de alırım. Yok efendim, yok. 20. Anlaşmalar yapıldı. İmzalar atılmış. Kaça? 20'ye. Ne, 20 mi? Yok, imzalar atılmadı. Yok imzalar. Burada imzalar kalpler atılmıyor mu kardeşim? Sen ne bilirsin? Pazarlığa oturalım, olur. Yani fiyat anlaşırsak olur. Yemen, ne diyorsun? Alacağım mı bak? Alıcı var. Tövbe. Gördün. Alıcı alsın. Var yani. O bizi de alacak zaten. Alsın o, alsın. O bizi de alacak. Sınırda görüyorum ben askeri. Yok. Öyle sen mektup atınca bir demant sezdim orada ondan. ben de mi demant yapacağım bu halimle? Bilmiyorum. Ben biz de zor durumlardayız şu an. Haşim derdi. Bence Türkiye ile aynısınız gibi ama. Türkler biraz zayıflamış gibi. Ne diyorsun yok, sen yok. Burası için, Mısır için? Mısır'a 20'ye okeyim ya. 20 çok dedim. Buna Yemen de alamaz bunu. 20. Yemen'e 10 ya. Yemen'e 10 ne ya? Yemen'e 10. Yersen 10. Sana 20. Ne demek bana 20? Çanakkale'deki çocuklarıma yaptığına say. Çocuklarım senin yüzünden aç kaldı aylarca orada. Şimdi gitselerdi yani onlar da, geldikleri gibi giderler dediğin zaman ciddiydik biz. Ya gerçi Rauf da suç var, niye onları açtı ki kapıyı? Evet, doğru. Sen çocuklarımı kandırdın, ha. Orada valla dediğim gibi ben güzel bir fabrika veririm sana orası için. İyi bakalım, nasılsınız öncelikle? İyiyiz. Efendim, demokratlar bir gecede şeyi indirdi, Mussolini'yi indirdi. Biz de girip demokratları indirdik, ne düşünüyorsunuz? Oluyorlar.
Nasıl oluyor ya? Yani? Söylüyoruz çarç diye. Bilmiyorum. Çok midelendirici olmuş ya. Bunlar sürekli bir ideoloji istiyorlar efendim. Bunlar ideolojik kaymayı araştırıyor sürekli. Ama efendim, efendim bir şey daha söyleyeceğim. Bizimle ortak olan otokrasidir. Döndüğümüz zaman tekrar gelelim. Biraz dönme dolap oldu. Oradan dönebilecek misin bari? Dönebiliyoruz efendim. Hatta her komünist bile olabiliyoruz. Nasıl oluyor biz de bilmiyoruz ama. Siz çok garip efendim, adamlarsınız. Ben bu adamları çok haşin gördüm. Ben bunlara bulaşmam. Onlardan korkulur. Bunlar tehlikelilere benziyor. Ben kaçar buradan. Burada bizi şişleyebilirler. Efendim bir gecede iki kere hükümet değiştirdi. Bir gecede cahil kaldık efendim. Bir gecede. Vallahi billahi bak. Neyse o zaman burayı boşaltın. Dediğim tabii gibi. Tabii efendim biz gidelim. Mısır satacaksan almaya hazırım. Yemen ne veriyorsa iki fazlası. Ben bir şey vermiyorum efendim. Fakat biz önden de okla. Biz yokuz masada. Nasıl yok ya? Yemen masa sensin kardeşim. Doğru, o ayrı konu da masa her türlü biziz. Hani ben ne verebilirim şu Mısır'da ne var şu an say bakayım bana. Valla mısır ekersen mısır ekersen. Ya mısırın da senin sivil sivil var var. Hiç kaç var? Hiçbir var. Sen niye ağlıyorsun köşede? Efendim ya bak 25-30 milyon bir adam var. Ben buraya açık arttırmaya koyuyorum. Türk'ten ne veriyor, Yemen'den ne veriyor? Bak açık arttırmanın sonucuna göre kesin vereceksin değil mi? Yani az çok. Neyse o. Aynen. Yemenciğim 5 al ortadan ikiye kırışırız. Yok öyle bir dünya. Anlaşma da olmaz. Biz 5 veriyoruz biz. 10'dan açtım. 5-5 versek. 5-5 versek oluyor mu? Hayır, ne oluyor? Tamam efendim, sizde para yok, ben anladım sizde. Ben burayı gidip Amerika'ya satayım, Amerika burada üs yapsın. Amerika'ya yok öyle bir şey. Amerika'ya satayım, üs yapsın. Cihad ilan ederiz Amerikalılar buraya gelirse. Ona cihad ilan ederiz, onu doğru diyor. Bak alıyor musun, alıyor musun? 15'e. 15 okuyayım. Nasıl, hani daha demin ondu. Faizler falan filan. Tamam ben 15'e alıyorum. Sterlin arttı gördüm. Ciddi misin lan? Bütün Mısır ama. Yapma öğretmeyin. Tamam, bütün Mısır'ı. Tamam. Bana değil ama fabrikalar. Kime? Çocuklarıma vereceğim. Bak alıyorum. Ona göre ciddiyim. Dur bekle. Çocuklarımı hemen şey yapayım. Hangilerine verdiklerini şey yapayım. Anlaşıp geliyorum. Tamam. Efendim onu alıyorsunuz değil mi? 15 vermeyin ama. 15 alırım. 15'e mi alacaksınız? Yunanistan savaşı açın istiyorsanız Yunanistan'a. Açtın mı sen? Benim daha 25 milyon var. Tamam beraber efendim, açarız. Efendim Yunanistan'da size ne oldu ya? Sizden asıl nefret edenler şu an sizinle savaşmıyor. Hiçbir fikrim yok. Çok, yani çok garip bir durum var ya. Bulgar'ın girmesini kaldıramadı diye hükümet. Buna savaş ilan etti. Çok enteresandı. Adamlar şey oldu. İçerledi bana. 36'nın başında kendilerine müzakere gerçekleştirdik. Dediler ki biz Megalida'ya gideceğiz. O bizi bir korkuttu şimdi. Bunun ilk başta Edirne derler. Ondan sonra İzmir derken bu bize de gelir dedik. Ondan sonra böyle bir karar aldık. Çok garip oldu ama. Yani iç savaş yemesi çok enteresan oldu. Siz sincanı yediniz galiba efendim. Yo ben yiyor. O mu seni yiyor? O mu seni yiyor? Neyse, şimdilik burayı boşaltalım. Zaten evet, kusura bakmayın, fazla durdum. Bulgar dediğim gibi savaş açınca ben de açacağım. İç savaşı bypass yiyebilir, tekrarına karşısında işgal etmek zorunda kalabiliriz. Dikkat etsin buna. Ama şey düşmüyor. Greek de düşecek. Devam et, ilerle oradan. Diğeri patlasak de... ve Kalamata'ya girersek düşer. Düşecek, evet. Komik, çok komik ama şu an. Onu bilerek mi yapmış yok? Hayır, bilerek yapmadım. Yok, iç savaş şu ya. İç savaşı bilerek yaptın hiç zannetmiyorum. Anlattı bana de zaten derdini de o. Halk isyan ettirdi. Ben de anlıyorum siz göz onları alırsınız. Oldu. Kendi halkın bile Magalay diye inanmamış be senin. Yok arkadan Bulgar girince de arkadan da faşistler geldi bir an. Dedim elimi alıyorum herhalde. Sizden birer dedim. Efendim bir event geldi bana diyorum ki. Diyor ki ülkeye elim almak isterse elim almak istersin. Şimdi de aldın. Uygun mudur? Diyor ki yani faşist savaş çıkacak diyor bir taraftan. Bana oraları verseniz yeter efendim. Gerisinde gözünüz yok. Boğazında kalsın. Bence cirit düşer mi be kardeş? Yok düşmedim. Boğazında kalsın. İtalyanlarla Makedonya hakkında görüşmek isterim açıkçası. Efendim tebrik ediyorum. Sağ olun destekleriniz için sağ olun. Rica ederiz de garip bir sınır olmuş. Güzel bir sınır oldu. Irak'a da almışsınız onun için de tebrik ederiz. Sağ olun. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Canınıza sağlık. Merhabalar efendim. Efendim ben alacağım. Efendim siz alacağınızı da satamıyoruz. Niye? Commonwealth'i parmakla gösteririz dedi. 15 sivil ama Commonwealth'e dedin mi? Dedim. Ona rağmen mi? Vallahi ona rağmen. Ya ne bileyim öyle bir bedavaya bir Mısır falan konuşuldu. O hoşuma gittiydi yani şey yapacaktım da.
Öyle de vallahi sanırım. Billahi yok yani çok şey olduk. Ne diyorlar ona? İstedim, satmak istedim. Yani duramıyorum satmadan da olmadı. Yani ana karama böyle satarım dediğiniz ama ciddiymiş. Vallahi billahi bak. Ben lavuk ciddi değildir dedim ama. Yok yok ciddiyim, her şeyi satarım. Bakın İtalya'ya şey yaptım, koloniji yaptım. Bak bir toprağı Mısır'da şeyde, Raj'da bir toprağı Karayipler'de. Bakın. Çok garip adamsın. Herkese açık yapıyorum. Siz de globalleştireyim. Ben globalleştim. Ben yeterince globalleştirdim ya. Efendim sizin eskiden bir tuhafta Dohame diye bir yerde sizin vilayetiniz vardı. Ha onu Fransızlar, Fransızlar verdi, Fransızlar aldı. Fransızları yakında yok edeceğiz. Ulan Fransızlar Almanların daha güçlü lan, bu nasıl iştir? Nasıl? Hala mı ya? Vallahi billahi bu nasıl bir iştir, anlamış değilim. O Federation'a rağmen mi? Federation'a rağmen. Ama o Federation'ı çok geç birleştirmiş ondan dolayı. Bunlar niye bu yıla cahildir kadar beklemiş ki? Avusturya bizim gayetimiz var. Erkek gibi giremediler Avusturya'da. Olmadığımız masa yok. Avusturun da yolunu söyledim ama onu da görmemişler galiba. Biliyoruz dediler de bilmiyorlarmış. Cahiller yani, efendim. Nerede improve create faction yani bu kadar. Sonrasında da aşılırız. Yani satmaya karar verirsen burada bir... Alıcıysın yani. Alıcım var, ciddi alıcıyım yani. Su dibi sapına kadar. Tamam ben bunu düşünüp taşıyayım. Ben konuyu ikna etmeye çalışacağım. Bu topraklar bize zarar getirir. Yani Row 4 Bay'larda nasıl politika izlemeyi düşünüyorsunuz factionlar açısından? Barışçıl. Bulgar bizim kardeşimiz. Kaşar bizim kardeşimiz. Yani ideolojik farklılığımız bir tepki oluşturmaz mı size? Hayır. Yani yaptığınız hareketlerden sonra asla. Şimdi sınırlardaki orduları güçlendirip pozisyonumuzu korumamız gerekli bu saatten sonra. Çünkü çok fazla toprakta ilerledik ve daha kor olarak alamadığımız çok yer var. Ve tank basmam lazım. Birazcık uçak basmak istiyorum. Orleans France, bakın Alman'dan daha güçlüktün. Çünkü Alman tahmin ediyor isem bir hata yaptı. Çok geç birleşti. Unification'ı çok geç yaptı. O militeri alır almaz dönmek lazım. Aslında Alman çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Yani bu sivili bile şu an göründüğünden daha fazla. Yani bilmiyorum. Fransız hala da Alman'ı geçiyorsa bence çok da şeye ihtiyacı yok. Dengelemiyor. Efendim siz bizi mi çağırdınız bir ara? Sanki bir mektup geldi gibi oldu ama yoldan döndü galiba. Evet biz sizden Rodos'u almak istiyoruz. Satın almak istiyoruz. Olur. Ne veriyor? Kaç? Bir fabrika veriyorum. İki olsun. Aramızdaki dostluk. İçinde bir şey yok. Bir fabrika biliyorum yeterli. Ama efendim şu ama an... içinde bir şey yok dedi. Toprağımızı ösaremiyorum. Burnuzun dibinde. Yani zaten Osmanlı'dan kalan bize ait olan bir toprak. Bence sevgili İtalyanlar bu bölgede zaten... Efendim Osmanlı mı kaldı? Yani efendim... Osmanlı kalmadı belki ama... Yani bu he, adayı bize teklif eden devletler oldu. Ama biz dedik ki İtalyan dostlarımızla anlaşırız. Biz burayı zaten onlardan isteyerek alırız. Kırmazlar bizi. Fabrika yani ücreti mukabilinde de bir sivili de kırmazlar. Veriyorsun ya ver. Yani efendim şimdi... Hayır Ralph'ın önünde kırmak istemiyorum ama biz de çıkarlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz yani. Tabii ki. Hatta efendim çıkarlarımızın Türklerin tarafında olmak gibi bir şey de olabileceğini düşünüyorum. O yüzden verebiliriz. Yani petrolü olan sayılı devletlerden biriyim. Bu önemli bir ayrıntı bence. Efendim biliyor musunuz? Dünyanın her tarafında toprağım var. İtalya artık İtalya değil. Dünyaya açıldık biz. Evet efendim Amerika'da bile varız. Ama petrol işte. Her masada varız. Yani her şu an eğer petrol alırsanız ben size dönerim. Olur. Petrol bağlayalım efendim. Petrol hattına bağlayalım efendim. Buyurun efendim bağlan. Güzel gözüküyorsunuz artık. Efendim petrollerinize iyi bakın. Bize lazım olacak. Yani. Veriyorum fabrikanı. Efendim kalbinizi kırmak istemem ama herkes bir güçsüz gibi. Garip bir şekilde. Güçlü taraf da güçsüz şu an. Valla yani Alman'ın bu kadar güçsüz çıkmasını ben beklemiyordum. Siz bekliyor muydunuz? Yok. Biz de beklemiyorduk. Ben şaştım aldım efendim. Bu nasıl? Yani konfederasyonu ben erken gitmesine yorum eyledim. Yok kadim insan geçtiği için başına. Ya ben konfederasyona bağladım. Başka mümkün değil yani. Küçük kalktı büyüğe baktı ama o da olmadı. Valla ben gayet güçlüyüm. Sizin de petrolünüz var mı efendim? Sizin var var. Ooo petrol olan adamlar bizi seviyor. Ha ne yapalım boş durmayalım dedik. Yani şimdi. Efendim dedim, arkadan çok garip bir ses geliyor sanki. Sayın Rauf'u meşgul etmeyelim. Sayın. Evet. Ara. Evet gidelim. Komiterden çıkarsanız beni bulun. Bulur bak. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Siz de. Merhabalar. Efendim biz sizle bir trade back yapmak istiyoruz. Ne alıyordunuz bizden? Efendim 6 fabrika alüminyum alıyoruz. Siz de bizden 3 alırsanız güzel bir ticaret olur. Olur. Yakin biz size biraz kırgınız. Neden? Efendim hükümetin başına geçtiğimiz zaman size birkaç tane görüşmek için mektup atmıştık. Biz de size geri atmıştık. Geri gelmediniz siz de. Şimdi bana suçlamayın tek. O zaman mektupları yemişler yoldaki. Evet.
Misak'ın mıydı, topraklarınız gitmiş Trakya ve... Hayır. Biz oralarda Bulgar hükümetiyle anlaştık. Güzel, makul bir anlaşma oldu. O da bir tercih. Evet. Görüşmek üzere o halde. Merhabalar Sayın Orbay. Merhaba. Size şöyle bir teklifte bulunacaktık. Efendim? Açıkçası Azerbaycan'a güveniyoruz, burada söyleyebiliriz. Biz Karpatyalılara güvenmiyoruz ne kadar factionyemiz olsa da. Kendileri bize biraz soğuk davranıyor. Biz açıkçası Bulgaristan'ı size bırakmak kararına vardık. Yani... Bizler ne de olsa bizim müttefikimiz. Size güveniyoruz aynı şekilde. Öyle diyorsun. Evet. Yani Karpatya'dan önce siz alırsanız eğer... Öyle desene. Şimdi öyle ama içinde hani bilirsiniz hani 58 fabrika var. Birazını bize dönseniz en azından size biliyorum. Ticaretimizi sizden yaparız. Sıkıntı yok. Hani efendim gördüğünüz üzere hiç de fena bir durumda değiliz. Zaten Fransızlar Almanları arkalayacak. Anlaşmamız hazır. Standart yaşıyoruz arkalar. Fransızlar şu an çok güçlüler. Hani bizden de güçlüler askeri bakımda. Evet, herkesten güçlüler. Almanlar yine güçlü. Yani demek istediğim olur. Yani Sovyetler Birliği'yle yakın ilişkiler kurmak her zaman isteriz. EYA'ya düşmüş. Ben onu görmedim. EYA'ya düştüğünü görmemiştim. Düşmese saldırmazdım bu arada. O kadar da net söylüyorum. Çok güzel arkalamıştı çünkü. Zor. Biz garantimizi çıkalım. O İspanya hala dayandı mı lan? Helal olsun vallahi. Daha yeni kapitül olmuş. Başaramadı ama. Ne lan bu artistlik? Bir artistlik sezdim. Kokuyor dur. Merhabalar. Merhaba. Efendim. Nasılsınız? Kalbinizi yani... kıracağınızı söylemişsin, anlamadım. Hayır, sen benim kalbimi kırıyorsun, ben de seninkini kırarım dedim. Yani? Sen bana ne söz verdin? Ne söz verdim? Hatırla bakayım. Ticaret sözü verdim. Suriye'yi sana niye ucuza sattım? Onu döndüm ben sana uzun yıllar boyunca. Ya uzun yıllar dediğimiz 36'dan 37'ye kadar. Tekrardan dönüyorum. Yok, daha fazla. Hayır. Döndüm. Şu an sana 4 dönüyorum. Bana ikisini geri dön ama. Nereden dönüyorsunuz acaba sormasın? Lastikten dönüyorum. Karsız çıktık, bir saniye. Gayet karlı bence. Hayır, bir saniye. Efendim ne? Biz şu an gayet güçlüyüz. Sizi de belki ileride faction'ımızda görebiliriz. Olabilir, hani neden olmasın? De... Nasıl, bizi beğendiniz mi? Böyle beğendim. Güçlü duruyor muyum? Bak bakayım bir bana. Beğendim. Petrolü bitince tek yiyecekmiş gibi duruyorsunuz. Petrol kullanacak bir şeyim olmadığı için petrole ihtiyacım olmuyor. Hava kuvvetleriniz ebabı kuşlarına mı dayanıyor? Evet. Amerika'ya dayanıyor. Şey valla bilmiyorum. Aranızdaki aşkı memnuyu anlamış değilim. Yani bizi kalbimizi kırmıştınız ama tamam, şu an biz size dönelim. İleride yanımızda olursanız size belki hani altyapı falan da basabiliriz derseniz. Gerek yok. Yani, gerek yok dersiniz ama ileride ihtiyacımız olur. Biz gidelim efendim o zaman. Görüşmek üzere. Kardeş. Kardeş sen ne oldu? Gel şu Turan'ı körükleyek. Turan'ı körükleyemeyiz. Buyurun efendim. Bulgar üzerinde anlaşmaya varabiliriz. Evet, ben de onun için mektup atacaktım. Biz Plovnitz ve Central Trakya'yı da alırsak geri kalan 3 toprak da sizin için bence ağır sanayi olarak daha iyidir. Mantıklı, uygundur. Olur, ortadan ikiye bölelim. İki taraftan tost yapabiliriz. Aynen öyle, ortaya bölebiliriz onu. Kadim dostum, merhabalar. Merhaba, buyurun. Ya diyorum, bu Bulgaristan'a girseniz mi? Giriyorum. Gireceğim. Çok güzel. O zaman biz bütün Türkiye'ye bir eğitim programı yapmıştık askerlerimiz için. Onları Selanik cephesine götürelim. Hiç orada boşuna savaşmayın. Gerek yok. Bulgar'ın o kadar bir gücü yok. Bizim ordumuz buraya fersah fersah yeter. Bizim katılmamıza gerek yok diyorsunuz yani. Gerek yok. Tankım yok sadece. Sende tank var mı? Efendim, sorduğunuz soruya bakın. Devem var. Deve şey yapmıyor burada. Dağlara vuracak bir deven olması burada. Efendim, şey şimdi bakın, burada hani sizin bilim adamlarımız var. Bizim deveyi kutsayan ulema amirlerimiz var. Hani develer tanklardan üstündür. Onu gene tartışmaya kapalı bir konu. Ha, direkt çünkü bunun aksini iddia edenler oldu ülkemizde. Astırdık. Devlet sırrı gibi bir şey. O kadar bizim da medeniyim diyorsun. Bizim ülkemizdeki herkes develerin tanklardan üstün olduğunu sanıyor. Öyle de sanmaya devam edecekler. Hani ben sizleyim diye söylüyorum bunu. Evet, belki tanklar bir tık daha üstün olabilir. Bir tık sadece. Bir tık daha üstün olabilirler ama develer üstündür. Hani sakın ne bileyim bizim subaylarımızdan birine denk gelirsiniz. Tank deveden üstündür demeyin. Çünkü biz çocukluktan beri öyle öğretiyoruz. Yoksa Allah aşkına dünyada deve birliği kullanan mı kaldı? Deveyi bırakın. 40 yılına geldik, süvari de kullanmıyorlar var artık. Var. Burundi.
Burundi, evet. Burundi onlar güzel gelişleme yapıp şimdi durdular. Hani kalacaklar orada. Büyük bir Burundi krallığı oluştu. Biz de kendilerini tanıyoruz yani, hiç sıkıntı yok. Savaşabiliriz dağlarda, Selanik'te, her yerde. Söylemeniz yeterli, deve birliklerimiz hazırdır. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Med basalım artık ya bence. Vakti geldi. Şey ne zaman geliyor ya? Hayır! Neyse. Deve birlikler bu arada çok da güçlü. Bayağı güçlü hatta. Ben hala da Avrupa'da bir kıyamet kopmadı, ona şaşırdım. Şimdiye kadar 50 defa kopan kıyamet bir defa bile kopmadı.